Başkanım öncelikle kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Biz seçimden sonra ete dün veya bugün itibariyle 3. zammın geldiğini duyduk. Neler oluyor, neler bitiyor? İstanbul'da bazı fiyatları duyuyoruz. Kocaeli'deki son durum nedir? Neye bağlıyorsunuz bu üst üste zamları? Şimdi et ve süt kurumunun sonki %25 zammını oldu. Ama bizde zaten hemen hemen Ramazan boyunca her hafta karkas ete 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. Dana kesim fiyatları 380 hatta 400'ü gördü. 400 liraya dana kesildi Kocaeli'de. Bu hafta itibariyle böyle biraz 385 gibi kesimlerin gördük. Yani biraz böyle bir düşme eğilimine girer gibi oldu. Şimdi tabii ki dana bu kemikli 400 olan dana 100 kilo gelen bir danadan 75 kilogram et alıyoruz biz. %25 kemik çıkıyor. Baktığımız zaman firesiydi, %25 kemik firesi, işte %2 kan firesi gibi. Bu arada artık alışverişlerimiz de kredi kartıyla oluyor devamlı. POS cihazı kullanıyor. POS cihazında %3 civarında kesintilerle mevcut. Şu anda biz kasa ve esnafı olarak Kocaeli'de 580 ile 600 civarında dana kıymayı satıyoruz. 600 ile 650 arasında da 620-650 arasında da dana kuşbaşı satılıyor. Ben bakıyorum diğer illerde İstanbul'da daha da pahalı bize göre. 650 liraya kıyma satıldığını medyadan öğrendiğimiz kadarıyla 650 liraya dana kıymanın satıldığını görüyoruz. İstanbul'dan biraz daha uygun Kocaeli 580-600 civarında dana kıyma satışımız. Tabii ki bu sıralar yükselmesinin de sebebi işte tüketimin fazla olması. Neden fazla arttı? Tabii ki nüfusumuz artıyor. Ona göre tabii ki üretim konusunda kendi ürettiğimiz dana yetmiyor. Hatta et ve süt kurumumuz yurt dışından et getirerek, et ithalatı yaparaktan Türkiye'nin et ihtiyacını karşılıyoruz bu şekilde. Bugünlerde tabii önümüzde kurbanlık da var. Kurban bayramı geliyor. Kurbanlık hayvanlarda bu sıralar elindeki vatandaşın hayvanı yetişmiş ama işte kurbana satar mıyım ki diye büyükbaş hayvanı elinde bekletiyor. Ben kurban da yaklaşıyor. Bu arada söylemek istediğim de bir kurbanla alakalı vatandaşlarımıza kurban kesecek olan vatandaşlarımıza diyorum ki küçükbaş hayvandan yana kullansınlar kesecekleri hayvanlar. Çünkü daha çabuk ürüyor, daha çabuk çoğalıyor küçükbaş hayvan. 7 ayda bir doğum yapan, ikiz doğuran, çok çabuk yetişen, yani bir yaşına geldiğinde kurban olabiliyor küçükbaş hayvanda bir yaşında. Ama büyükbaş hayvanı 2 sene beklememiz gerekiyor. 2 yaşını doldurmuş olacak. Küçükbaş hayvan fiyatları da kurbanda daha şu anda baktığımız zaman 12 bin liradan, 13 bin liradan, 15 bine, 20 bine kadar da çıkan var. Bu arada biz diyorum ki Türkiye olarak büyükbaş hayvan etinin yanında küçükbaş hayvan etini de tüketmemiz lazım. Bu konuda hem üretimini hem de tüketimini artırmamız gerekiyor. Daha sağlıklı küçükbaş hayvan eti daha sağlıklı, kolesterolü daha düşük. Bir çıkartmışlar işte keçi eti kokuyor veya koyun eti kokuyor gibilerinden. Esasında öyle bir şey yok. Kendi aroması o. Küçükbaş hayvan
hem daha çabuk üreyip daha çabuk çoğaldığından dolayı ben Türkiye'nin et sorununu küçük baş hayvanla çözüleceğine inananlardanım. Önümüzde Kurban Bayramı da var. Bir zam daha olur mu yoksa birden fazla, yoksa bugünkü fiyatlarla kurbanı görür müyüz? Ben bundan sonra da çok fazla yükseleceğini zannetmiyorum. Bu fiyatlarda kalır diyorum. Kurbandan sonra da en az 2 ay zam gelmez et fiyatlarına. 2 ay, geçen sene baktığımız zaman, her sene baktığımız zaman kurbandan sonra 2 ay boyunca ete zam gelmedi. Kurban bayramından sonra. Ben de kurbana kadar böyle bu seviyede gideceğini görüyorum. Şu anda zaten halkımız kurbanlık yapan çiftliklerden kurban hisselerini almaya başladılar. İşte 30 kiloluk 18 bin lira, 24 şey 40 kilo et düşecek şekilde 24 bin liraya, işte 50 kilo ve üzeri gibi 30 bin liraya kadar hisselerini almaya başladılar. Küçük baş hayvan bugün, dün aradım kendisini, hatta odamızın üyesi var, canlı hayvan satan küçük baş. Sorduğumda 12 bin liradan dedi başlıyor. Kısır koyunlarımız var dedi, etli. 13-15 bin liraya kadar dedi, koçlarımız var dedi. Kısır koyunları 12 bin lira dedi. 12 bin liraya da küçük baş hayvan da kesebilirler kurbanda vatandaşlarımız. Ben tüketimi konusunda küçük baş hayvan tüketiminin çoğalmasını taraftarıyım. Artırmamız gerekiyor küçük baş hayvan üretimini de hem tüketimini de. Şimdi kırmızı et tüketiminin küçük baş hayvan şu anda %15'ini küçük baş hayvan tüketiliyor. En azından bunu %30'lara, %40'lara çıkartmalıyız. Küçük baş hayvancılığa daha fazla önem vererek, tüketerek hem üretim noktasında hem tüketim noktasında Türkiye'nin et problemini küçük baş hayvancılıkla sorunun çözüleceğine inanıyorum.